Herkese merhaba arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bir seri yaratmaya karar verdim. Ve bu seride İngilizce'de bir takım kelimeler var. Mesela scalability, interoperability falan gibi bazı kelimeler var. Ve bu kelimelerin anladığınız zaman yani tam kavradığınız zaman bütün detaylarını kavradığınız zaman diyelim bir işletmeniz var. Kendi hayatınız da olabilir. 10 yılda başaracağınız şeyleri aslında bir yılda başarabiliyorsunuz zaten bu 10 yılın sonunda bazı şeyleri anlayarak başarılı yani aklın yolu bir ya bunları yapanlar sadece 10 yılın sonunda başarılı olmuş oluyor ve 10 yılın sonunda sorduğunda sizi başarılı yapan şeyler neler di diye baktığında bu kelimeler çıkıyor ortaya aslında böyle 20 tane kelime ortaya çıkıyor bu kelimeleri daha yolun başında bilerek başlarsanız o zaman 10 yıl kaybedip bunları öğrenip hani ben nasıl başarılı oldum diye bakıp bunları bunları en sonunda çıkarttığınız sonuçlar bunlar oluyor. Ama bu sonuçları çıkartana kadar da 10 yıl gitmiş oluyor. Dolayısıyla bu kelimeleri en başta öğrenirseniz tek tek. O zaman hani direkt baş daha hızlı başarılı oluyorsunuz ve belki de üstüne siz yeni şeyler katmanız gerekiyor ama dediğim gibi bu 10 kelimeyi tek tek bence herkesin biliyor olması ve kavramış olması gerekiyor. Yolun en başındayken, yani yolun neresinde olduğunuz önemli değil. Üçüncü yılda olsanız da bu kelimeleri anlamanız lazım ki en azından üçten sonra iyi devam edin yolunuza yani kalan sekiz yılda başaracaklarınızı yine iki yılda başarın. Dolayısıyla bu kelimeleri anlamak size çok büyük bir verim kazandırıyor ki bu verime de efficiency deniyor ki bu kavram da efficiency. Yani yaptığınız işte efficiency'ye de dikkat etmek üzerine de ayrı bir video da çekeceğim yani. Her bir kelime üzerine çekeceğim gibi fakat ilk kelime yani bu bir sözlük gibi olacak. Dante'nin normalde Inferno diye bir kitabı vardı. Bu kitapta aslında Inferno cehennem demek. Cehennemde dolaşıyorlar. Dolaşırken bu 8 katlı cehennemi her bir yerde gösterdiklerini tanıtıyor. Tanıttığı ünlü kişiler var işte. Onlar hakkında aslında böyle sözlük gibi tek tek bilgi veriyor bu kitap. Buna benzer yani Inferno gibi bir şey yapmayı düşünüyorum ben de. Ama burada tek tek göstereceğim kişiler bir insan olmayacak da bir kelimenin açıklaması olacak. Dolayısıyla şu an sallıyorum 8. katın 8. kattan Inferno'nun dibine doğru ineceğimizi varsayarsak ilk karşılaştığımız kişi veya karakter scalability yani ölçeklenebilirlik olacak. Yani bu videonun konusu. Öncelikle hiç bilmiyorsanız yani bu ölçeklenebilirlik nedir falan diye şöyle düşünebilirsiniz ölçeklenebilirliği. Diyelim ki bir su satıcısı düşünün. Yani sokakta su satan birisi bir suyu atıyorum 5 liraya alıyor ve 10 liraya sattığını düşünün yani. Dolayısıyla parasını ikiye katlamış oluyor bu kişi satarak. 1 milyon doları olan birini düşünün bir de şimdi. Ve 1 milyon dolarını bir insan 2 milyon dolar yapmak en büyük hayali yani paranız arttığı sürece yani çok büyük bir paranız varsa bunu riskli şeylere yatıramıyorsunuz. Yani Türkiye borsasından örnek vermem gerekirse normalde 100 bin TL'si olan adam yani çok bilinmeyen bir borsadaki bir hisseye para yatırabilir 100 bin TL'lik alabilir 10x yapma ihtimali vardır bunu 10 milyon TL yapma ihtimali vardır. Ama Atıyorum 50 milyon TL'si olan birisi gider mesela Türk Hava Yolları alır veya işte Aselsan alır. Çünkü bu adamın riski atacak parası çok yoktur yani artık eskisi gibi değildir yani yaptığı şeyler ve aldığı riskler falan. Para arttıkça bu sefer şeye bakar adam. Yani paran yokken daha riskli bir şeyde paranı 20'ye katlayabilirken bir memecoin'inde vesaire falan. Paran çok fazla arttığı zaman bir atıyorum 1 milyon dolara eriştiğinde o zaman sen gidip bir meme coin alamıyorsun. Yani böyle bir dünya olmuyor çünkü orada bir hacim yok o kadar birincisi. 10 bin dolarlık hacim olan bir yere sen mesela 350 bin dolar koyarsan o on, sığ olan hacimde sen para kazanamıyorsun. Dolayısıyla bu ölçeklenebilirlik burada baş, burada bir patlak vermeye başlıyor. Yani bazı insanlar şey de diyebiliyor ben mesela diyor bin dolarla 100 dolarla trade atıyorum diyor. Başarılı oluyorum. Bu 100 dolar 300 dolar yapıyorum. Ama param 5000 dolar olduğu zaman mesela başarısız oluyorum diyor. Neden bunu başaramıyorum? Heyecanlanıyorum diyor. Korkuyorum diyor 5000 dolarım olduğu zaman. Kimisi o 5000 dolardaki şeyi de kavruyor ve konsepti atıyorum yüz bin dolara çıkartıyor ama o da yüz bin dolarda bir türlü başarılı olamıyor. Yani bir şekilde 100 bin dolara kadar geliyor. Yüz bin dolardan sonra da yine 10 bin dolar 30 bin dolara iniyor ama bir türlü o 100 bin doları 1 milyon dolara çıkartamıyor. 1 milyon dolara bir şekilde erişmeyi başarmış bir kişi sürekli deneye yanıla küçüle büyüye falan. O da 1 milyon dolarda kalıyor ve onu 10 milyona getiremiyor veya 100 milyon dolara falan. Çünkü her bir ölçekte fark tamamen eskide var olan bütün fikirler ve know-how deniyor. Ki know-how üzerine de bir video olacak. Çöpe atıp tamamen yeni bir kendinize benlik yaratmanız. Yani bütün bildiklerinizi çöpe atıp baştan yeni bir benlik ve model yaratmanız gerekiyor. Ve mindset yani bütün bildiklerinizi kenara koyup o ölçekte bu geçerli ama bu ölçekte işte bir üst... Bunlara böyle layer layer bakarsanız yani birinci layer, ikinci layer, üçüncü layer diye her bir layer'ı biliyor olmanız gerekiyor. O yüzden aslında atıyorum bir milyoner battığı zaman tekrar milyoner daha kolay olabiliyor falan. Çünkü o layerları biliyor artık yani o ölçekleri yani 8. ölçeğe kadar bilebiliyor ama adam en iyi ihtimalle tekrar milyoner olduğunda ama yine de mesela daha yükseğe gidemeyebiliyor ya çünkü oraya kadar biliyor. Yolu oraya kadar biliyor. Dolayısıyla bunların işte konseptini anlatmak amacım bu ölçeklenebilirlik kısmında. En başta su satıcısından örnek vermiştim. Yani bir tane adam 1 milyon dolarda ölçekten bahsediyordum ya. Bu 1 milyon dolar 2 milyon dolar yapmak çok büyük bir meziyet. Ama mesela aslında bir su alıp 5 lira 2 lira 10 liraya sattığında direkt ikiye katlıyor parasını. Ama bir su satıcısının bir günde satabileceği su miktarı en fazla 100 mesela. Hani 100 tane suyu da satarak kazanabileceği para sallıyor günde belli bir miktar. Bunun ölçeklenebilir değil yani. Bir noktadan sonra eğer su satmak istiyorsan sen sokakta hani birilerine işte bu caddede su satanlar gibi değil de bir ikinci ölçekte yani buradan kazandığın parayla bir tane market kurman gerekiyor küçük bir dükkan gibi. Oradan su satman gerekiyor. Belli bir ölçekten sonra marketleri arttırman gerekiyor. Sonrasında şeyi alman gerekiyor. İşte bu su kaynağını da oradan kendin bulup bunları paketleyip bu marketlere satan biri haline gelmen gerekiyor. Ve bu prosese işte aslında ölçeklenebilirlik deniyor. Ve bunu en başta düşünürken ben sürekli su ve çok zengin olacağım diye düşünürsen ve bir türlü ikinci adama geçemiyorsan aslında ölçeklenebilirliğin ne olduğunu bilmediğinden kaynaklanıyor bu. Birinci aşamada ölçeklenebilirlik böyle basit anlamıyla tam olarak bu. Yani ölçeklenebilirlik demek belli levellerden sonra o yaptığın bütün iş bilgi birikiminin hiçbir işe yaramadığını ya hiçbir işe değil de İkinci aşama geçmek için çok yeni şeylerin bu bilginin üstüne eklemen gerektiğini anlaman gerekiyor. Dolayısıyla ölçeklenebilirlik yani kavramının en basit tanımı tam olarak böyle bir şey. Ben de çünkü yani aslında belli bir büyüklüğe gelmiş durumdayım şu an parasal olarak ama aslında bu böyle bir sürü progresi bu layerların birçoğunu aşmış durumdayım. Ama son geldiğim layer'da örnek veriyorum 1 milyon dolarlık bir layer'da 1 milyon dolar barajının olduğu bir layer'dayım diyebilirim mesela. Ama bu layer'ı aşamıyorum bir türlü. Çünkü burada ne yapacağımı bilmiyorum ve fikir sahibi olmaya çalışıyorum. Yani tam olarak burada ne yapabilirim? Bu, bu içinde bulunduğum layer'ın doğrularını ve yanlışlarını tam kavrayıp bir sonraki layer'a geçmek için gerekli doneleri topluyorum şu anda. Ve bu yüzden mesela çok mutlu değilim. Ama 2022 yılında dünyanın en mutlu insanlarından biriydim. Şu an 24'teyiz mesela. 21 ile 22'de en mutluydum. Çünkü bir alt layer'ın en üstündeydim. Dolayısıyla bu en üstünde olduğum için bana mutluluk veriyordu. Bir üst layer'a çıkıp oranın en altındayım şu anda. Bu layer'ın en altında olmak da bana aşırı mutsuzluk veriyor. Birçok insana göre çok iyi bir noktadayım ama kendime göre şu an işte bir üst seviyenin en altında olduğum için çok kötü bir hissiyat yani çok kötü demeyeyim ama hani eskisi kadar mutlu değilim. Çünkü bu layer'ın şeylerini çözmem gerekiyor hmm, scalable olabilmek için. Ve yine şöyle bir şey de var scalability'de önemli olan kavramlardan biri upscale upscale'le odaklanıyor herkes yani sürekli scalability deyince yani bunu anlamış adam diyelim bir sonraki aşamayı hep düşünüyor. Tüm layer'ları farkında olmasa da 5. layer'da ben ne yaparım? Bunu kavramış adamlar da var yani. Eğer ben bu kadar kazanırsam 5. layer'da neler yaparım? 6. layer'da neler yaparım gibi konseptleri önceden düşünüp bunları gerçekleştiğinde neler yapacağını düşünen adamlar da var. Scalability konusunda diğerlerinden bir adım önde bunlar. Yani bazıları bu layer'ların hiç farkında değil. Dolayısıyla atıyorum birinci layer'dan ikinci layer'e hiç çıkamıyor. Çünkü ne ölçeklenebilirliğin ne olduğunu bilmiyor. Bir de bu layer'lardan atlamak kolay değil. Gerçekten biraz cesur ve biraz korkusuz olman gerekiyor ki mesela atıyorum Acun Ilıcalı'ya bakacak olursak mesela o adamın tam bir mükemmel bir scalability örneği yani. İlk başta Acun Firarda diye bir program yapıyor sadece işte. Ondan sonra bu burada hiçbir şeyi yok. Yani sadece kamerayla bunları yapıyor. Sonra bir, bir, bir layer atlıyor ve şey yapıyor. Fear Factor. Orada daha fazla hani kameralar var. Farklı açılar var. Daha fazla para. Oraya bir miktar para yatırmış anlaşılan yani. Bu layerları falan da çözdükten sonra şey yapmaya başlıyor. işte mesela kendine bir TV 8 e alıyor falan. Bu da başka bir layer. Tabi ara layer'lar vardır da. Hani herkesin görebildiği layer'ları böyle bir bakacak olursak burada büyük riskler alıyor aslında. Yani bir üst layer'a çıkmak her zaman risk. Çok büyük bir risk test yani gerektiriyor ve ben kendim görüyorum. Yani birçok insanı bu layer'lara atlar atlamaktan çok korkuyorlar ve bu insanlar bu layer'ları atlayamadıkları zaman da işte anksiyete falan diye bazı insani problemler var böyle. İşte depresyon, kaygı bozukluğu, stres, sürekli mutsuz hissetme vesaire falan gibi şeylerin nedeni genelde şu oluyor. Sen o layer'ın sonundasın ve bir sonraki layer'a e, atlamaya cesaret edemiyorsun. Yani be, be, mesela bayağı bir çalışmışsın, bir layer atlamışsın, iki layer farkında değilsin. Sonra bir şirkete girmişsin, orada da başarılı olmuşsun. Artık daha farklı layer'lar atlaman gerekiyor veya şirket olarak belli bir noktalara geliyor. Mutlu bundan bir süre. Ama 2 yıllık mutluluğun sonucunda risk alıp bir üst atlaması gerekiyor. Ama o diyor ki ben bu layer'a kadar zor geldim. Ben daha fazla layer'a atlayamam. Atlamak istemiyorum. Bu layer'da kalmak istiyorum diyorsun. Ama işte o layer'da kal kalmaya hayat fazla izin vermiyor aslında. 2 seçeneğin var genellikle. Yani ya o layer'dan yükselirsin. O layer'da kalmak istediğin zamanda da düşme ihtimalin çok yüksek. Yani layer'da kalmayı sağlamak çok zor. Hep yükselmeyi hedeflemen gerekiyor ki en azından o layer'da kalabilirsin. Yani yükselmeye çalışıp çalışıp bir şeyler olur. Yine o layer'da kalırsın falan ama yükselmeyi hedeflemeden o layer'da tamamen kalmayı düşünürsen o layer'dan mutlaka düşüyor. Bu önemli. Üçüncüsü yine scalability ile alakalı. Yani o layer'ları yüksele, Sürekli yükselmeyi düşünüyor, düşünen bazı insanlar var. Kalmayı düşünenler var falan gibi. Böyle her bir insan farkında olmadan bu layer'larda bir şeyler yapıyor. Belli bir noktada işte tesa bir üst layer'a geçmeye cesaret edemeyenler dediğim gibi bu sıkıntılardan, psikolojik rahatsızlıklardan muzdarip olmaya başlıyor. Psikolojik sıkıntılar ve problemler yüzünden aşırı alkol vesaire falan ba başka şeylere yönelebiliyorlar. Bu baskıyı, prosesi kaldırabilmeyi Kaldırabilemedikleri için bunlara girişiyorlar, aşırı kilo alabiliyorlar bu layer'larda ki. Zaten mesela dikkatli fark ettiyseniz bazı kişiler mesela internetten ünlü oldukları zaman benim gözle görebildiğim böyle danla biliçte olmuştu. Bir sürede böyle çok kilo alıyorlar mesela sonra toplayabiliyorlar. Şu o to aşırı kilo aldıkları dönem genelde işte o layer'ı aşmayla aşamama, o linçlendikleri zamandaki buhranları manage edemiyorlarsa geri düşüp batıp gidiyorlar mesela ama onunla iyi böyle mücadele edip bir sonraki yere geçebilenler zayıflayıp bir şekilde işte veya neyse problemleri çözüp diğer layer'lara geçebiliyorlar bir de şey konsepti var hmm. İlla ki bu layırları scalability şu demek çünkü ölçeklenebilirlik çok hızlı büyüyebilirsin yani bu büyümenin mantığını da iyi kavraman gerekiyor. Ama çok büyüdüğün zaman ve ortam ve şartlar daha fazla büyümeyi gerektir yani sağlamadığı zaman bir anda hızlı düş düşebilir de olmak scalability'ye dahil. Yani bir insanın birinci aynı layer'da sürekli kalmaya çalışmaması gerekiyor bu doğru. Hep yükselmeye çalışması gerekiyor yani genel olarak ve bu layer'ları atlarken dediğim gibi zorluklar var ve bunlarla cesur bir şekilde Mücadele edilip mindsetlerini tamamen değiştirip falan bir şeyler yapması lazım. Ama bazen işte bu layerlardan 8'e geçtin diyelim. Türkiye'nin şartları olur. Başka bir şartlar olur. Endüstrinin şartları olur ki buna konjonktür deniyor. Bu konjonktürün değişmesi halinde sizin bir anda downscale da olabiliyor. Yani scalability'nin kurallarından bile yükselmek değil. Gerektiği zaman hızlı bir şekilde layer düşebilmek. Yani... Olaylar arasında iyi hareket edebilmek yeteneği bir yandan da ve bunu yapamayanlar da var. Çünkü bu videoyu çekme nedenlerimden biri o gözlerimle görüyorum. Mesela atıyorum Enes Batur'u görüyorum. Yani diyelim ki şöyle bir şey olmuştu bu arada. Bu Covid yüzünden yani virüs yüzünden insanlar dışarı dışarıya çıkamadığı dönem bir konjon yeni bir konjonktür gelmiş oldu. Yani bu da neydi? İnsanların hepsi Evde kaldıkları için e, sosyal medyada içerik daha fazla tüketmeye ve... ...işte diyelim ki sıkıldıkları için dışarıda yemek yiyorlardı diyelim restoranlarda vesaire falan. Bunların yerine influencerların önerdikleri ürünleri daha fazla alma eğiliminde oldukları bir dönem oldu. Böyle bir dönem olunca birçok influencer, beni tanıdığım falan etrafımda falan... ...bunlar çok fazla normalden daha da hızlı zengin oldular. Ve zengin olduktan sonra aslında bazıları atıyorum cıvıttı başka şeyler yaptı battılar. Yani hiç bunu hiç ölçeklenebilirliği ne olduğunu bilmedikleri için tamamen bu daha hani para gelir gelmez çöktü. Bazıları biraz daha akıllıydı yani ve bu, bu layer kavramlarını az çok anlamışlar ama full up layer'ı düşünmüşler yani daha bu kadar para gelirse bunu yaparım şu kadar para gelirse bunu yaparım daha fazla gelirse bu layer'da bunu yaparım diye çok iyi düşünmüş daha da zeki insanlar var mesela Diyelim ki 10 kişiden 5'i zaten direkt o para çok gelince ne yapacağını bilemeyip elendi. Veya diyelim ki 7 kişi kaldı 3 kişi. Bu 3 kişi de o scalable yani yukarı doğru scale edilebilmeyi iyi düşünmüş ve bunları scale edip çok büyük başarılar elde etti bu parayla sürekli falan. Ama onlar da şunu düşünmemişler hiç mesela bu konjonktür bittiği zaman nasıl Düşü, düşebilirim ben. Yani o layerlar arasında aşağı yukarı nasıl gitmeyi düşünmüşse bunların üçü yani bu kalan 3 kişiden de ikisi şeyi düşünmemiş. Yani nasıl ben down scale olabilirim? Aşağı yönlü de scalability çünkü illa yukarıya gitmek değil dediğim gibi. Aşağıya da iyi inebilmek. Ve birçok bu son zamanla ünlü olanların birçoğu şeyi yapamadılar. Dans scale olmayı başaramadılar. Ve Enes Batur işte mesela uzun zamandır video çekmiyor. Psikolojisi bozuldu. Şöyle böyle falan bir şeyler diyorlar. Çünkü çocuk hiçbir zaman dans scale olmayı düşünmemiş. Veya işte Rayman falan. Bunlar da dans scale olma üzerine çok düşünmemişler. Hep daha up daha up daha up. Arkadan destek geliyor. Ben daha iyi nasıl yapabilirim? Aşağıyı düşünmedikleri için bu sefer psikolojik buhrana katılıyorlar. Halbuki Scalability'de işte o bütün araları düşünmüş olsalar ve ne yapabilecekleri üzerine daha scalable bir hayat düşünmüş olsalar bu buralarda hemen şeylerini düşürebilirlerdi. Veya bazı harcamalarını hani iyi kazandığı dönemde direkt yani arabasını bir birinci seviyedeki bir arabasını hemen yedinci seviye çıkartıp kaldığı evi bir anda işte 3 level'dan 9 level'a çekersen bir kriz anında yani krize yakın veya konjonktürün değişmesi halinde o fonlarını karşılayamadığın için bu döngüde bu sefer de downscale olmak da zor. O yüzden siz 9 birim araba, 9 birimlik bir araba, 9 birimlik bir ev alabilir olmanıza rağmen o seviyede 4 birim, birden en azından 4'e çıkabilirsiniz. Yani 9'a da çıkabilirsiniz ama 4'te çıkmanız lazım ki 9'dan bir anda 5'e inerseniz 4 yine sizi işte şey yapsın, scalable bir hayat kurabilirsiniz. Ama bunları düşünmeden hayatınızı yani yönetirseniz bu sefer başarısız oluyorsunuz gibi bir durum var. Dolayısıyla ilk video direkt 20 dakika sürmek üzere scalability idi. Yani ölçeklenebilirlikti. Ethereum'daki de yani kriptolardan da aslında ölçeklenebilirliğe çok fazla örnek verebilirim. Hatta biraz örnek vereyim ve o şekilde kapatayım. Mesela ilk Ethereum çıktığında olabildiğince scalable bir sistem yaptılar yani hani aşırı e, mesela aslında bitcoin scalable bir sistem yani çok fazla kişi kullansa da bunun çökmeyeceği bir şekilde bir sistem yapmış adam ve bitcoin çok başarılı oldu ama bütün dünya birçok konuda bitcoin'i kullanırsa bu bunun olmayacağını anlayıp ethereum dedi ki blok sayıları var işte blok sayıları Bitcoin'de 10 dakikada bir bu blok sayılarını 5 saniyeye indirdi ve böylece dedi ki dünyadaki birçok insan işlem yapmak istediğinde Bitcoin'den bunu yapamayabilir. Ama Ethereum'da o blokları küçülttük biz. Bir blok hani 10 dakikada 100 kişi sokmak yerine 5 saniyede bir blok yaparsanız daha fazla insanı kabul edebiliyorsunuz blockchain'e deyip bunu daha scalable hale getirdiler mesela. Ama insan oranı daha da arttıkça Ethereum bu sefer işte Layer 2'ları devreye soktu. bütün işte bu daha da büyük olan scale'de ki bütün işlemler Layer 2'larda olsun. Biz bu Layer 2'ların security'sini sağlayalım falan gibi optimizmde işte optimizmde altında daha alt layer'lar yaptı. İşte herkes bu base falan gibi Zora gibi alt layer'ları kullanıyor. Bu alt layer'ların security'sini optimizm sağlıyor. Optimizm gibi şeylerinde layer Layer 3'ler yine bu layer olayına girdi yani ve böylelikle bu scalability ve bu tabi modularity kısmıyla da alakalı bunların hepsini düşündükleri için daha önce de daha ilk günden bunları düşünüyorlardı ve sistemlerini buna modüler buna ayak uydurabilir hale gel geldik diye böyle yarattıkları için Ethereum hala ayakta ve devam ediyor yani hayatına ama en başta tüm bu sistemleri düşünmeden yaratmış olsalardı şu an Ethereum bitmiş yerine başka biri gelmiş olacaktı. 10 yıldır sallıyorum bunun ayakta olmasının nedeni ilk başta ilk günden scalable düşünebilmeleri aslında. Bu video bu kadardı. Eğer video beğenilirse diğer sözlükteki diğer terimleri de tek tek böyle 20 dakikalık çekmeyi düşünüyorum. Umarım etkili yani işe yarar bir video serisi olur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.